Merhaba, ben Doktor Emine Aygül Yeni. Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışıyorum. Her birimizin kayıtlı bir takım nüfusları var. Her aile hekiminin kendi sistemine kayıtlı kesin hastaları var. Bu hastalar içinde 65 yaş üstü nüfus özellikle bir yer arz etmekte. Bunların bakımı sadece tıbbi bakımları, tedavileri dışında duygusal olarak da desteklenmelerini gerektiriyor. Bu kişiler kronik hastalık çektikleri veya ailelerinden yardım aldıkları için, ailelerinin bakımına ihtiyaç duydukları için hem kendilerinin hem onların yardımını ve bakımını yapan ailelerinin desteklenmesi gerekiyor. Bu kapsamda da bütün hastalarımıza gerekli özeni gösterip kendilerinin ihtiyaç ve ilgilerini devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben Doktor Recep Ersin, Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışıyorum. Aile hekimliğinin başladığı 21 Mayıs 2008'den beri aynı yerde görev yapmaktayım. ASM'mizde yaşlılarla ilgili yapılan hizmetlerden bahsetmek istiyorum. Bölgemizde yaşlı sayısı Adana'ya göre oldukça az. Ancak buradaki hizmetlerimizde yaşlılarımızda öncelik sırası vardır. Aile Sağlığı Merkezimize müracaatlarında muayene olmak için, hizmet almak için gelen hastalarımız makineden, kiosktan sıra almaktadırlar. Yaşlılarımıza ise bu konuda bir öncelik tanımaktayız. Normal sırayı takip etmezler. Onlar kioska girdikleri zaman daha öncelikli olarak hizmet almak durumunda kalırlar. Şeker, diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklarıyla daha çok uğraşmaktayız. Yılın belirli dönemlerinde yine bakanlığımızın hizmetleri olarak Ekim ve Mart ayları arasında 65 yaş üstündeki hastalarımıza Sağlık Bakanlığımız tarafından temin edilen grip aşısı yapmaktayız. Yine son dönemlerde bakanlığımızın bir hizmeti olarak tüm 65 yaş üstündeki hastalarımıza zatürre aşısını da yapmaktayız. Kronik hastalıkları olan hastalarımıza daha önce de yapıyoruz ama 65 yaş üstüne hepsini yapıyoruz. 65 yaş üstündeki yaşlı hastalarımızın çok uzun zamandır, 10 yıldır onlarla beraber olduğumuz için artık biz onların bir aileden birileri olduk. Çocuklarını, hatta torunlarını bile nerede okuduklarını, hangi okula gittikleri hakkında bilgimiz oldu. Psikolojik sorunlarıyla ilgili daha çok desteğe yardımcı oldukları için burada o tür hizmetleri de kendilerine vermekteyiz. Ve onların da hayır dualarını almaktayız. Yine 65 yaş üstündeki yaşlı hastalarımıza evde bakım hizmetlerini vermekteyiz. Bize isimleri bildirilenler ya da bizim takip ettiğimiz hastaları daha önceden randevu vermek şartıyla ayın belirli günlerinde evde takiplerini yapmakta, enjeksiyon, pansuman gibi ihtiyaçlarını, bazen de laboratuvar hizmetlerini yine buralardan vermekteyiz. Tüm 65 yaş üstündeki hastalarımızı biz çok seviyoruz. Onlar bizim için büyüklerimizdir, kıymetlidir. Onların hayır dualarına her zaman ihtiyacımız var. Ben Müzeyyen Çelik, 73 yaşındayım. Ben 40 yıldır bu evde oturuyorum. 40 yıldır. Kendime göre bir kariyerim var. Tüketici değildim. Ben üreticiydim. Ben dikiş yapardım. Dikişten uğraştım. Parça getirip, kumaş getirip evde satardım. Hem dikerdim. Fakat şu anda rahatsızım. Yapamıyorum. Zamanında gençliğimizin kıymetini bilemedik. Tavsiye ederim, sağlığınıza iyi bakın. Sağlık, sağlık. Gençlik gidiyor, yaşlılık geliyor. Şimdi de başımı kaldırmak istemiyorum. Sağlık sorunlarım var. Ağzımızda diş kalmadı. Göz kuruluğu var bende. Gözlüksüz göremiyorum. Ondan sonra Alzheimer başlangıcı var. Kireçleme oldu ayağım. Kireçlemeden dolayı yan yürüyorum, yürümede güçlük çekiyorum. Aile hakimimden çok memnunum. Aile hakimim bana gelir, ziyaret eder. İlacı bana ilaçlarımı düzenli gönderir. Çok ona teşekkür ediyorum. 5 çocuğum var, 17 torun var maşallah. Evet, 17 torun var. Çok şükür Rabbime. Torunlarım bana iyiler, çocuklarım bana iyiler. Fakat insanın eli ayağı, insan istemez. Çocuklarına yani yük olsun. Çocuklarıma yük olmak istemem elimden geldiği kadar. Gerçek düşüncemdir bu. Allah düşürmesin, Rabbim düşürmesin. Torunlarıma ve sizlere, bunu izleyenlere tavsiye ederim. Üretken olsunlar, çalışkan olsunlar, muvaffak olsunlar. Hayat, yaşam devam ediyor. Hayat güzel, yaşam güzel. Fazla gözyaşı dökmeyin, ağlamayın. Ben ağladım, çok ağladım.
Zamanında çok ağladım, göz kuruluğuna yakalandım. Sigara içmeyin. Sigara her şeye zarar. Cebinize zarar, sağlığınıza zarar. Benim beyim bir zamanlar alkola tutulmuştu. Alkol iyi değildir. Alkol yuva yıkar. Ne dediğini bilmez. Akşam söyler, sabah der ben söylemedim, unutur. Yuva yıkar. Ondan sonra sigara içerdi, rahatsız olurduk. Sigara zararlıdır, alkol zararlıdır. Süt, yoğurtta çok fayda var. Süt, yoğurt çok faydalıdır. Bunu sakın ihmal etmeyin. Benim ihmal ettiğim zamanlar oldu. Yoğurtla başım hoş değildir. Süt çok az içerdim. Ondan dizlerim kireçlenme oldu. Şimdi yürümede güçlük çekiyorum. Siz sporu da bırakmayın. Ben spor yapmadım. Dikiş yapardım, spor yapmadım. Kemikler eriyor. Kemikler bakın top top çıkmışlar, kemikler eriyorlar. Sağlık, sağlık, sağlık. Bir daha ele geçmez. Giden geri gelmiyor. Şimdi saçımız beyaz oluyor. Bir daha siyah oluyor mu? Olmuyor. Diş dökülüyor. Bir daha yerine geliyor mu? Gelmiyor. Akıl da öyle. Allah etmesin. Akıl gitti mi yerine gelmez. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza iyi bakın. Sağlığınıza iyi bakın. Allah'ın emanet olduğu, verdiği bu vücuta iyi bakın. Rabbimizin emaneti ne zaman isterse emanetini alabilir. Fakat iyi bakmak zorundayız. Sağlığımıza iyi bakmak zorundayız. Adım Cennet İşi Doğru. Yaşım 69. Temmuz ayında 70'ime gireceğim. Sigara kullanmadım. Asla kötü alışkanlığım hiç olmadı. Abdestimde, namazımda, orucumda, dualarımla, çocukla evlilik yaptım amcamızla. Evlilikte de kendimi evime adadım. Temizliğime çok temiz, çok titizdim. Hala öyleyim. 3 tane çocuğum oldu. Aralarında 3'er yaş arayla. Çok şükür amcanızla bugünlere geldik. Benim bir kızım, bir oğlum asla sigara kullanmadı. Küçük oğlum kullanıyor ama. Şimdi torunlarım da kullanıyor tabii. İstemiyorum kullansınlar. Söylüyoruz ama fazla da söyleyemiyorum. Yani kötü, lütfen gençlerimize rica ediyorum. Kötü alışkanlıklara asla gitmesinler. Heveslenmesinler. Kötü arkadaşlarından geri dursunlar. Çok sevdiği arkadaşları olursa onları döndürsünler. O alışkanlıktan vazgeçittirsinler. Ben torunlarıma da söylüyorum. Hiç güzel bir şey değil. Görüyoruz, komşu arkadaşımın var oğlu öyle, çok kötü. Sağlığıma hiç dikkat etmedim gençliğimde. Hiç kendime zaman ayırmadım. Lütfen ayırsınlar. Dişlerine, sağlıklarına dikkat etsinler. Çok önemli onlar. Şimdi ben 30 senedir ki tansiyon ilacı kullanıyorum. Yürüyüş yapmadım, spor yapmadım. Bizim zamanımızda, bizim ortamımızda spor, yürüyüş falan bir şey büyüklerimizden duymadığımız için o alışkanlık olmadı herhalde. Öyle devam ettik. Şimdi ara ara yürüyorum ama yürüyemiyorum ki fazla. Yürüyüş yaptığımı yoruluyorum. Evde iş yapamıyorum. Lütfen yapsınlar. Lütfen gençler sağlıklarına çok çok dikkat etsinler. Her şeylerine, her şeylerine. Bir diş değil, bir yürüyüş değil, bir spor değil. Her şeye üzülmesinler. Her şeyi sıkıntı edip çok kurmasınlar. En değerli şeyimiz sağlığımız. Sağlığımız, sıhhatimiz. Biz sağlıklı olursak çocuklarımız da mutlu oluyor. Huzurlu oluyor. Bizim sağlığımız olmayınca çocuklarımız da üzülüyor. Biz onlara üzülüyoruz, onlar bize üzülüyor. Ama fazla üzülmenin hiçbir faydası yok. Her şey olacağına gidiyor. Tabii bizim zamanımızda, çocukluğumuzda, şeyimizde, yetişme tarzımız yaylalarda geçti. Doğal şeyler yedik. Yani dikkat ettik. Lütfen dikkat etsinler yiyeceklerine, uykularına. Uykularına bilhassa. Benim beyim 87 yaşında. Maşallah. Saat akşam 9.30. 9 dedi miydi yatağına gider.
Bu çok güzel ama ben onu yapamıyorum işte. Uykum gelmeyince gidemiyorum ama keşke yapsam. Yapsınlar gençlerimiz lütfen. Sütümüzü içtik, yoğurdumuzu yedik, peynirimizi bol bol yedik. Hayvansal her türlü gıdalardan gıdamızı aldık. O yüzden belki ben bu yaşımdayım, dubleks evde oturuyorum. Yine işimi kendim görüyorum. Kaç defa günde inerim çıkarım o merdivenleri. Çok şükür Allah'a, ona borçluyum zaten. Hala peynirimi yerim, sütümü kapımdan alırım, mayalarım yerim, ayranımı içerim. Hiç ihmal etmeyiz biz onu. Pazarıma giderim, taze sebzelerimi, meyvelerimi alırım. Yani zorla da olsa gidiyorum. Arabamızı alıyoruz amcanla. Gidiyoruz, her şeyimizi alıyor, geliyoruz, güzel evde tertemiz ederim, yeriz. Zaman zaman ihmal etmeyiz onları da. Bilemiyorum vallahi. Biz işte böyle bir 69 yıl atlattık. Bundan sonra artık ne gösterecek Rabbim? Ha, sağlığımız çok şükür yine de. Çoklarını duyuyoruz, yine de şükür. İşte. Başka ne diyeyim çocuğum? Yeter mi? Yeter değil mi? Adım Durmuş Acar. 1938 doğumluyum. Şimdi ben sigarayı bıraktım. Pişman değilim. İyi oldu. Bir bakarsan sigara birinci düşmanımız. Şimdi oğullarıma, kızlarıma, torunlarıma hep söylüyorum. Aman yavrum sigara içmeyin. Aman sigara içmeyin. Sigara adamın birinci düşmanı sigara. Halen cebinize soktuğunuz düşmanı sokuyorsun diyorum. Dişlerimizi ben iyi kullanamadım, doğru. Dişlerimizi evvelden efendim temizleyip kayık fırçalayamadık veya da işten gözümüz açılmadı. Gece günü tarlalarda, o zamanlar geçtiğimde yani bu geçtiğimde okulda oraya şeydeyken veya arkadaşlarına tutardık. Ya kayısı çekti dişte kırılır mı? Kayısı da çekti dişte kırmaya uğraşırdık. Kavaya bak. Ondan söyleyeyim böylese bu dişlerimizde hata olan bu. Şimdi dişlerimiz bak çektireceğim, bir de şeker geldi beni yakaladı. Yaşlandık, geri yok, ne olacak? İyi, sağlık durumumuz iyi. İyi kötü, şimdiden sonra ne olacak? Yaşayıp geri yok. Amcana da iyi baktım. Kendime de iyi baktım. İyi kötü, şimdilik yavrum ayağımızın üstünde duruyor. Kaynatını da iyi baktım, kaynatını da iyi baktım. Hepsine iyi baktım ben. Ben bulgurumu kaynatırım, yarmamı düverim. Her şeyimi kendim yaparım. Hamurunu kendim yoğururum, ekmeğimi kendim yederim. Hep sağlıklı, o yüzden sağlıklılar. Ben evet bir de 1938'de doğdum musun ama kahraman Atatürk'ümüzü göremediğimde çok üzgünüm. İptallak çocuklarıma, komşu çocuklarıma söylüyorum da şimdi vatan size lazım kardeşinden soğuk yavrum dedim. Vatanınıza makup olun. Vatanınıza sahip çıkın. Torpağımıza sahip çıkın.